Bir maruzatın mı var? Beni görmek istemişsin validem. Kaç gün var ki baş başa dertleşemedik şöyle ana oğul. Hürrem Hatun'u da taşıdılar müstakil daireye. Rahat etsin. Ziyaret ettim. Gördüm vaziyetini. İyi. Bu muydu söyleyeceğin? Hatice benim bahtsız sultanım. Onun da yüzü gülsün istiyorum aslanım. Genç yaşında dul kadın oldu. İzdivaç vaktidir. Konuştun mu peki Hatice ile? Ne diyor? Birkaç kere ağzını aradım. Utandı. Benle mevzuyu konuşmadı. Ama gönülsüz de gelmedi gözüme. Mahcuptur bilirsin. Kolay açmaz yüreğini. Hatice benim gözümün nuru. Ben de isterim saadetini. Lakin ona kimseleri layık göremem validem. Aslanım, ben bilmez miyim ona muhabbetini? Ama böyle de olmaz. İlla vardır münasibi. İnşallah hayırlısı. Validem beni baş göz ediyor. Kiminle? Hünkârımla kim isterlerse ona verecekler. Gülfem, bir daha dayanamam. Sevmediğim İhtiyar Paşa'ya gitmem, canıma kıyarım. Hünkârım. Neye durdun Pargalı? Çal. Abim geldi. Ya beni gördüyse? Gülfem ne yapacağım ben? Devam et, çalsana. Ben gelince mi havan bozuldu? Haşa. Azrail görmüş gibisin. Korkma, almayacağım canını. Aşağı hünkârım, dalmışım. Valide Sultan nasıl? Merakımı bağışlayın, mühim bir şey yok ya. Kadınlara her daim her şey mühim. Hatta Pargalı, validen bile olsa bu aynı. Hatice'yi baş göz etmek istiyorum. Yeter diyor. Genç yaşta talihsiz dul kaldı. Hayırlısı olsun hünkârım. Madem çalmıyorsun kemanını gel. Çalışalım şu Rodos politikamıza. Haydi. Kılıcı sıkı tutun şehzadem. Tamam İbrahim. Günlerdir yüzünüze hasret kaldım. Mustafa. Yavaş olun biraz. Lala Paşa içeride.
meşgaleniz vardır. Ben meşgul etmeyeyim. Benim aklım fikrim sizinle meşgul sultanım, bilmez misiniz? Bir kez yüzüme bakın. Gözlerinize temas edebileyim. Ben de sirkediğinizde besüm hasret kaldım. İmkanım olsa esirgemem. Lakin duymuşsunuzdur. Validemin, hünkârımın benim için tasarrufları var. Benim de var. Benim de ümidim var. Rüyalarım var sizinle görmek istediğim sultanım. Hünkârım ne der bilmiyorum. Ama elimde değil.